Göreceğiz yarın kalınca. Şimdi böyle iş kaldığı zaman düşük not alınca da böyle düşünüyorsanız o zaman tebrik edeceğim. İyi bakalım. Evet, şimdi beslenme diyoruz. Bugün mastitisten korunmada bir şey beslenme. Hatırlarsanız beslenme ile immün sistemi arasındaki ilişkiyi geçen derslerde bahsettik. Hatta şöyle bir konu işlemiştik. Neden periparton dönemde meme içi enfeksiyonlara çok sık rastlanır? O dönemde immün sistemin önemli oranda etkilendiğini, bu nedenle özellikle de immün sistemi güçlendirecek uygulamalar yapmanın önemine dikkat çektik. Hatta beslenmeyi nerede anlattık? Meme savunma sisteminde anlattık. Aynı zamanda da kuru dönemde de anlattık, değil mi? Kuru dönemde de meme içi enfeksiyon olasılığı çok yüksektir. O nedenle bu olasılığı azaltmak için meme immünitesini arttırmanın önemine dikkat çekmiştik. Özellikle de mastit ise de konumuz ise beslenmede mastite karşı direnci önemli oranda etkiliyor. Özellikle de antioksidan etkili vitamin ve iz elementler. Nedir antioksidan etkili vitamin derseniz, vitamin E gibi, yine A gibi, vitamin D gibi yine. Vitamin D son zamanlarda da öyle arkadaşlar, immün sistemle çok yakın ilişkili bir vitamin olduğu ortaya çıktı. Vitamin D'nin. Bu zamana kadar çok bilinmiyordu. Mesela günümüzde vitamin D, geçen derste söylemeyi unuttum, özür dileyerek şimdiden bir kez hatırlatmış olayım, hem de not alın. Özellikle de organik çiftliklerde, antibiyotik kullanımının kısıtlı olduğu işletmelerde, klinik mastitlerin tedavisinde meme içi vitamin D enjeksiyonları. Vitamin D'nin de mastitisteki rolü meme immün sistemini arttırması ve bakteriyel iyileşmeyi ya da işte iyileşmeyi nedir bu yolla sağlaması olarak gösteriliyor. Yani meme içi verilecek vitamin D'nin memede fagositozisi uyararak spontan iyileşmeyi sağladığı da biliniyor. Vitamin D de son zamanlarda immün sistemle çok yakından ilişkili bir hormon olarak, vitamin olarak pardon biliyoruz. Demek ki bazı vitaminlerin immün sistemle, yine iz elementlerin, selenyum gibi, bakır, kobalt, çinko gibi iz elementlerinde meme immün sistemiyle çok yakın bir ilişkisi var. İşte bilimsel olarak bu kanıtlanmış arkadaşlar. Kuru dönemdeki inek ve düvelerin rasyonlarına vitamin E ve selenyum bakımından desteklediğinizde arkadaşlar çevresel mikroorganizmalara bağlı mastitis olasılığını azaltıyorsunuz. Aynı zamanda kuru dönemdeki inek ve düvelerin rasyonlarına vitamin E ve selenyum eklenmesinin retensio secundarum gibi, metritis gibi hastalıkların da gözükme şansını, yine topallık gibi hastalıkların gözükme şansını azaltıyor. Neden derseniz, bu hastalıklar immün sistemle ilişkili hastalıklarda hatırlarsanız vitamin E ve selenyum immün sistemi uyarıyor. Yani nötrofil lobositlerin fagositik etkinliğini arttırdığı için nedir? İmmün sisteme dolaylı katkı sunmuş oluyor. Aynı zamanda da rasyonlarına vitamin E ve selenyum eklenen düvelerde meme ödemi rastlama şansı da az oluyor. Meme ödemi düveler için özellikle de bir mastitis için risk faktörüdür. Yani meme ödemi ne kadar fazla gelişirse, şiddeti fazla olursa o düvede mastitis şekillenme riski de o oranda fazladır. O nedenle vitamin E ve selenyum çevresel mikroorganizmalar dediğimiz özellikle de koliform etkenlere bağlı mastitlerin önlenmesi veya azaltılması bakımından son derece önemli. İşte bu nedenle beslenme tarzı ile ineklerde periparturient dönemde immün yanıt arasında çok yakın bir ilişki var. Özellikle de immün sistemin baskılandığı, neydi en fazla kuru dönemin başında, doğuma yakın dönemde nedir? Bu maddelerce hayvanların desteklenmesi son derece önemli. Özellikle de geçen derste de söylemiştik. Neden periparturient dönemde immün sistem baskılanıyor? Özellikle de doğuma yakın dönemde. Bunda şu örneği vermiştik. Çünkü bu dönemde hem fötal büyüme çok hızlı hem de süt yapımı nedeniyle ineklerin enerji ihtiyaçları çok fazla. Şu örneği bir kez daha vermekte yarar var. Bir inek düşünün, 8 aylık gebelikte bir buzağı fötal büyümenin %30-40'ını gerçekleştirir. İlk gebeliğin 8 ayında. Son bir ayında %60-70'i son bir ayda olur.
O yüzden o nedenle son dönemde nedir? Hem fetal büyüme nedeniyle hayvanın enerji ihtiyacı hem de ağız sütü kolostrum yapımı nedeniyle enerji ihtiyacı artar. Eğer hayvan rasyonlarında ihtiyaç duyduğu enerjiyi alamazsa bu defa ne olur? Vücut yağlarını enerji kaynağı olarak kullanır ve bunun sonucu olarak da başta nefanın miktarına göre başta nefalar enerji yapımı için kullanılır. Enerji kaynağı olarak kullanılır. Daha sonra miktarı eğer çok fazlaysa bir kısmı karaciğerde depo edilir. Karaciğerde depo edilme, karaciğer kapasitesini aşarsa da doğal olarak karaciğerde bir takım fonksiyon hataları olur. Ne olur? Aşırı yağ biriktiği durumda karaciğerde bu defa karaciğer fonksiyonları etkilenir. Karaciğer parametreleri artar. En önemlisi stokin yapımı azalır. Antikor yapımı azalır ve böyle olunca da immün sistem düşer. O nedenle yağlı karaciğer sendromu gelişmiş hayvanlarda enfeksiyonlara karşı yanıt zayıftır, yavaştır. O nedenle onlar patojenlerden daha fazla etkilenir. Çünkü yangıyı, alarmı veren kimdi? Stokinler de hatırlarsanız. Stokinlerin yani ana kaynaklarından birisi de nedir? Karaciğerdir. Aynı zamanda antikorlar nerede üretiliyordu? Karaciğerde üretiliyordu. Karaciğer problemli hastalarda bu nedenle immün sistem olumsuz şekilde etkilenir. Erken işte laktasyon döneminde yangısal tepkimelere sebep olan bir neden de negatif enerji dengesi, aynı zamanda da negatif protein dengesi. Bu tip durumlarda oksidatif stresin ciddiyeti artar, derecesi artar. Hayvanlar nedir yine aynı şekilde ciddi oranda immün sistemleri hayvanların baskılanabilir. Peki negatif enerji dengesi şekillendi. Bunun sonucu olarak ketonemi, ketozis yani kanda keton cisimcikleri konsantrasyonu arttı. En önemli keton cisimciği hangisiydi? Beta-hidroksibutirik asit. Beta-hidroksibutirik asit konsantrasyonu arttı. Bu da ama meme savunma sistemi bundan olumsuz etkileniyor. Ketozis ineklerde polimorf nükleer lökositlerin ve makrofajların hem fagositoz kapasiteleri yani bakterileri öldürme kapasiteleri azalıyor. Hem de aynı zamanda kandan memeye geçiş hızları. Kandan memeye geçiş hızı neden önemli? Bir kere ne olur? Enfeksiyon bölgesine yavaş geçerse enfeksiyon daha da şiddetlenir. Bu şuna benziyordu hani itfaiyenin yangına geç kalması gibi. Artık binanın önemli bir bölümü yanar tutuşur, itfaiye anca geldi. Ve alevler çok şiddetli olursa çoğu zaman itfaiyenin yetmez değil mi? Yangını söndüremez. İşte aynı örneği burada da verebiliriz. İşte ketonomi ineklerde hem fagositoz yetenekleri makrofajların azalıyor hem de enfeksiyon bölgesine göç hızları yavaşlıyor. İşte bu nedenle bazı inekler ölüyor. Hani itfaiyenin bina yandıktan, kül olduktan sonra yangın yerine gelmesi gibi. İşte klinik mastitisli koliform etkenlere bağlı klinik mastit ineklerin %5 oranında ölüyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de nötrofil lökositlerin enfeksiyon bölgesine daha geç gelmeleri şeklinde söyleyebiliriz. Beslenme ile yakın bir ilişki olduğunu geçen derslerimizde de söylemiştik. Özellikle de bu immün sistemin baskılandığı durumlarda ya da dönemlerde mutlaka nedir? İmmün sistemin katkı sağlayan bazı vitamin ve iz elementlerin rasyonlarla desteklenmesi ya da enjeksiyon tarzında yapılması immün sistemi nedir? Arttıracaktır. Özellikle de immün sistemle ilişkili vitamin şeyi söyledik. Vitamin olarak nedir? Vitamin D'yi söyledik, A'yı söyledik. Betokaroteni de bunun içerisine katabiliriz. Çünkü vitamin A'nın maddesi diye. Vitamin E'yi söyledik. Bununla beraber mikro element olarak da yine arkadaşlar bakırı, çinkoyu, selenyumu ekleyebiliriz. Bu maddelerin eksikliğinde nötrofil lökositlerin fonksiyon kapasiteleri azalmakta. Çünkü mikro elementlerin birçoğu antioksidan özelliğe sahip. Bunlar ne yapıyor antioksidan maddeler? Serbest oksijen radikallerinin nedir? Doku hasarını azaltma bakımından bunlar önemli. Evet. Bir başka maddemiz klinik mastitlerin tedavisiydi. Bugünkü dersimizin ilk başlarında da söylemiştik. Klinik mastitler hayvanların her şeyden önce tedavi edilmesi bir hayvan hakları sorunuydu. Çünkü hayvanın beden ısısı yüksek, yeme içmesi yok, ateşi var, ağrı hissediyor. Bunun her koşulda tedavi edilmesi lazım. Bu anlamda önemli. İkinci bir
önemi ise arkadaşlar, klinik mastitis hayvanların tedavi etmek, meme başına patojenlerin tutulmasını azaltmak ve yine meme direncini arttırmak amaçlı yapıyoruz. Klinik mastitisler mutlaka laktasyon döneminde uygun bir tedavi planı çerçevesinde tedavi edilmesi lazım. Şu noktada çok önemli. Bakın, klinik mastitlerin laktasyon döneminde tedavi başarı oranları Streptococcus agalaxiae ise %90. Staphylococcus için %35, bu oran değişebilir. Çevresel streptokoklar için %50, koniformlar için %15. Buna son zamanlarda Truyaperella pyogenes deniyor. Eskiden Arkonobacter pyogenes de deniliyordu. Pseudomonas, Arkonobacter pyogenes ya da Truyaperella pyogenes, Serratia, Mycoplasma ve Maya küfler için 0. Demek ki İşte o yüzden diyoruz, laktasyon döneminde bir mastitisi tedavi ederken patojenin bilinmesi bu nedenle önemli. Geçen derslerde de çok sıkça vurgulamıştık. Önemli bir notlamız da neydi? Mastitise sebep olan patojen bilinmeden asla bir tedavi protokolü oluşturulmamalı. Tedavi ne zaman denenmeliydi? Bir kere ekonomik bir fayda beklendiğinde, nükslerin önleneceği düşündüğünde ve tedavi başarı şansının yüksek olduğu düşünülen olgularda denenmeliydi. Örneğin burada bakıyorsunuz, koliformda %15. O zaman laktasyon döneminde koliform mastitisi denemeye girişmek işte akılcı değildi. Hatırlarsanız ne demiştik? Bunlarda gram negatifte tedavi etme, gram pozitifleri tedavi et. Hem zaten gram negatiflere antibiyotikler çok işe yaramıyor, hem de antibiyotik dirençliliği, hem de antibiyotik kullanarak ekonomik giderleri işletmenin azaltma bakımından. Evet. Klinik mastit inekleri tedavi etmeniz biraz önce etik sorun olarak söylemiştik. Bunun dışında tedavi etmezse en kısa sürede subklinik forma dönüşüyor. Subklinik enfeksiyonda da ne oluyor? Memedeki yıkım derecesi artıyor, değil mi? Hatırlarsanız ne demiştik? Mastitis tedavisinde erken tanı, erken tedavi, tedavi başarı şansının yüksek olması demek. Subklinik olgular daha önceden şekillendiği için bunların kliniğe göre tedavi başarı şansı nedir? Daha fazla. Çünkü subkliniklerde ne oluyordu? Meme epitel hücreleri öldü. İçin parankim yerini bağ doku artışı oluyordu. Bağ doku ne yapıyordu? Antibiyotiklerin enfeksiyon bölgesinde minimum inhibitör konsantrasyonda ulaşmaları için bir engel oluşturuyor idi. Bir başka mastitis kontrol programında özellikle bulaşıcı patojenlere karşı önlemlerden biri kronik mastit dineklerin kesimi. Bakın, kesim de mastitis kontrol programının önemli bir parçası arkadaşlar. Özellikle de kesim ile bulaşıcı etkenlerin kontrol altında tutulması ve aynı zamanda da tank sütünde somatik hücre sayısının azaltılması hedeflenir. Zaten kesim, az önce de söylemiştik, diğerine yani kronik mastitisli inekler her zaman sürü için bir tehditti. O nedenle duruma göre kronik mastitisli ineklerin sürüden uzaklaştırılması gerekiyor diye. Özellikle de çok sayıda klinik mastitis geçiren ineklerde bakın, çoğunlukla sorumlu patojen bulaşıcı mikroorganizmalar. Burayı bir kez daha tekrar etmek istiyorum, önemli diye. Eğer bir inekte çok sık böyle belli aralıklarla klinik mastitis olayları nüksediyorsa, bilin ki sorumlu patojen genellikle bulaşıcı mikroorganizmalardır bu sürüde. Bunlar sürü içerisinde yayılabilir. İşte bu tür inekleri keserek tank sütü somatik hücre sayısını hızlı bir şekilde düşürür, süt kalitesini arttırırsınız. Bir işletmede eğer somatik hücre sayısı uzun süre yüksekse bu şu demektir: o işletmede subklinik veya kronik mastitiste inek oranı yüksektir. Eğer siz bu işletmede somatik hücre sayısında hızlı bir düşüş istiyorsanız mutlaka enfekte inekleri sürüden uzaklaştırmanız gerekir. Aksi takdirdeki diğer alacağınız önlemlerle sürü tank sütünde daha hafif ve uzun sürede bir düşüş kaydedersiniz. Kısa sürede başarılı olamazsınız. Ama kronik enfekte inekleri kesin, hemen sürüde hızlı bir şekilde tank sütünüze somatik hücre sayınız düşer. O yüzden kronik enfekte ineklerin kesime gönderilmesi de mastitis kontrol programının önemli bir parçası. Bir başka yöntem, meme sağlığı kontrol programlarının izlenmesi. Mutlaka arkadaşlar, klinik mastitislerin ve somatik hücre sayılarının sürekli izlenmesi lazım.
Özellikle de klinik mastitis dinekleri nasıl belirliyorduk? Ön sütün muayenesi, ön sütün, CMT subklinik mastitlerin tanısında kullanılan bir yöntem. Klinik mastitleri her sağımdan önce ön sütün bakarak gözümüze içinde pıhtı, flakon, memede değişiklik olup olmadığına bakıyorduk. Mutlaka bunların kayıt edilmesi lazım. Her ay tank sütünde somatik hücre sayısının sayılması lazım. Eğer bir işletmede tank sütünde somatik hücre sayı ard arda birkaç ay yüksekse bunun anlamı neydi? O sürüde muhtemelen bulaşıcı patojenlerle enfekte subklinik veya kronik inekler vardır diye yokluyorduk ya da değerlendiriyorduk arkadaşlar. İşte somatik hücre sayısına bakarak subklinik mastitis düzeyi hakkında bilgi sahibi olabilir. Bakın aynı şeyi klinik mastitis için söylemek mümkün değil diyor. Klinik mastitis ön sütün muayenesiyle, yani hani strip kaba sağıyorduk ya da sağmane zeminine sağıyorduk, bu onlar hep siyah kauçuktu, üzerinde beyaz sütteki değişiklikleri görüyorduk. Mutlaka bunlarla demirlerin kayıt edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Kayıt sistemi bu bakımdan çok önemli. Özellikle de mastitisli ve tedavi gören ineklerin sütlerinin tanka karıştırılmaması için kayıt önemli. Çünkü siz tedavi eden ineği bilmezseniz sağmaneye girer sağırsınız. Antibiyotik nedir? Tank sütüne karışır. O yüzden kayıt sistemi çok önemli. Yine kayıt sistemi kesime gidecek ineklerin belirlenmesi. Nedir kayıtla kesime gidecek inek? Nasıl yorumlarsınız bunu? Kayıt kesime gidecek inek ilişkisi. Süt miktarı azalıyor. Neden? Çünkü kayıt ederseniz bir mastitisin nüksettiğini, az önce dedik ya, kronik mastitli ineklerin en büyük özelliği belli aralıklarla nüksetmesi, genelde bulaşıcı patojenlere. Baktınız bu hayvanda sağ ön memede klinik mastit var, bir ay sonra sol arkada var. Bakmışsın 15 gün geçmiş, sağ önde bir daha bir var gibi. Dersiniz ki bu demek ki kronik mastitis. Kayıtta baktınız bunu, yoksa aklınızda tutabilir misiniz yüzlerce, binlerce hayvanın içinde? Kayıtta baktınız bu hayvanda nükseden birçok olgu var. Az önce ne dedik? 3 veya daha fazla nükseden olguların kesime gönderilmesi de, işte kayıt bize bunu verir. Ya da somatik hücre sayınızı verir. Bir sürüde ne kadar subklinik enfekte inek var, bunlar soruyu. Bu ay kaç tane klinik mastitis şekillendi onu verir ve kayıt bu anlamda önemli. Zaten bir işletme yönetiminin en önemli adımlarından biri kayıt, doğru kayıt sistemidir. Doğru kayıt sistemi olmayan işletmede hiçbir nedir? Yönetsel önlemi almak ve uygulamak çok mümkün değil. O yüzden düzenli kayıtların tutulması lazım. Bu son derece önemli ve bunlar için mutlaka bu konuda da kayıtlara göre hedefler konup da bunların gerçekleştirilmesi lazım. Mesela meme sağlığı açısından ideal hedefler nedir? Bunlar ideal hedefler. Örneğin somatik hücre sayısı 200 bin ve altı olacak tank sütünüzde. Sürü ortalama lineer skoru 3'ün altında olacak. Toplam bakteri sayımız 100 bin ve altı olacak. Klinik mastitis oranı, bakın bir yılda 100 inek düşünün, 100 inekte 25'ten fazla klinik mastitis sorgusu görmeyeceksiniz. 25'in altında olacak. Sürünün yüzdesi 25 dedik. Nüks oranı %26 olacak. Her yıl için inek harcanan meme tüpü sayısı 2,5 olacak. Geçen de biri aradı, biz dedi ortalama inek başına 8 meme tüpü kullanıyoruz. Oysa 2,5'u geçmemesi lazım. Demek ki bu niye meme tüpü kullanıyor? Demek ki mastitis oranları çok fazla. Demek ki bir yönetsel bir hata var. 2,5'u geçmeyecek. Laktasyondaki inekler için 6'yı geçmeyecek. Şu onun için kuru dönemde mastitis yüzdesi %2,5-6 olacak. Mastitis nedeniyle kesime giden inek oranı %5-6 olacak. Postpartum ilk 30 günde mastitis oranı %8'in altında olacak. Bakın sürüdeki ineklerin, yani %85'inin somatik hücre sayısı 200 binin altında olması lazım. Yani 100 ineğiniz var, 85'inde somatik hücre sayısı 200 bin ve 6 olması gerekir. Her ayki subklinik mastit oranı %5'in altında olacak. Bak her ay şekillenen yeni klinik mastit oranı %2 olacak. Bunlar hedeflerdir. İşte kayıt sistemine bakarak bunlarla karşılaştırırsınız ve sebeplerini bularak düzeltme yoluna gidersiniz. Evet. Evet, bunları söylemiştik. Şimdi bir son bir yöntemlerden biri aşılar, mastitise karşı aşılar.
Evet, mastitise karşı aşıların etkinliği de üzerinde uzun zaman konuşulan konulardan bir tanesi. Evet, mastit ise diğer korunma, bu zamana kadar anlattığımız korunma yöntemlerine ek olarak aşıların da mastitis kontrol programlarının içine eklenmesi gerekiyor günümüzde. Neden eklenmesi gerekiyor derseniz arkadaşlar, çünkü diğer korunma yöntemleriyle biraz önce saydıklarımızda belirli bir başarılı elde ediyorsunuz. Buna aşıların eklenmesiyle korunma etkinliğini nedir? Birkaç adım daha ileriye götürmek son derece mümkün. Peki aşı nedir derseniz, aşı herhangi bir patojenin veya belirli parçasının öldürülmüş veya zayıflatılmış formuna aşı deniliyor. Aşılamadaki amaç ise spesifik bir antijen, bak ya spesifik bir antijenle bir patojenin ya da patojenin kendisine karşı bir antikor oluşturma prensibine dayanıyor. Aşılamada prensip bu. Genelde de herhangi bir patojenin antijenlerini içeren aşı uygulandığında ne oluyor? Bu antijen T ve B lenfositlerin hafızalarında kod ediliyor. Antijen uyguluyorsunuz. Bunlar T ve B lenfositlerin hafızalarında kod ediliyor. Eğer T ve B lenfositler bu aşıyla tekrar karşılaştırdıklarında buna karşı hızlı ve etkili bir immün yanıt oluşturuyorlar. Mastitise karşı aşılar söz konusu olduğu zaman ise patojenin bulunduğu yerde yeterli nötrofil lökosit sayısının ulaşmasını sağlamak, yeterli miktarda immün globulin oluşmasını yine uyararak ya bakterinin opsonizasyonu, aglutinasyonu veya fagositozini gerçekleştirmek. Demek ki aşı uygulayarak ne yapıyormuşuz? Enfeksiyon bölgesinde yeterli sayıda nötrofil lökositin ulaşmasını sağlamak, yeterli miktarda immün globulin oluşmasını yine uyarıp bunların etkileriyle bakterinin opsonizasyonu, aglutinasyonu veya fagositosini gerçekleştirmek amaçlıyor. Genelde de tüm dünyada öyle arkadaşlar. Aşılar meme içi enfeksiyonları önlemek amacıyla sistemik kullanılıyorlar. Yani daha çok kas içi yolla kullanıyorlar bunlar. Meme içi yolla pek kullanılmıyorlar bunlar. Kas içi yolla kullanıyorlar. Kas içi yolla kullanıldıklarında kanda yeterli antikor oluşumuna sebep oluyorlar. Ama bu antikorların sınırlı oranda ya da bu antikorlardan sınırlı oranı nedir? Meme dokusuna geçiyor. O yüzden aşılar bir immünite sağlıyor ama bu immünite nedir? Sınırlı. Yani tek başına aşı yaparak mastitisleri önlemek mümkün değil. Az önce söylediğim cümleyi bir kez daha tekrar ediyorum. Aşı yaparak mastitis kontrol önlemlerine ek olarak ya da mastitis kontrol programlarının içerisine aşıları ekleyerek mastitis kontrol programlarının etkinliğini arttırmak mümkün. Yani tek başına aşılar bu anlamda yeterli olmayacaktır. Diğer koruma önlemleriyle birlikte yapıldığında etkili. Peki neden aşılara bağlı immünite sınırlı derseniz, çünkü siz biraz önce ne dedik aşıyı? Ya bir patojenin bir antijenine karşı geliştirilmiş aşı ya da nedir? O patojene göre. Mesela Staph aureus'un 50'den fazla serotipinin olduğunu biliyor musunuz? Peki siz A serotipine karşı aşı yaptınız. Diğer 49 serotipe bu aşı etkili olur mu? Hepsinin antijenik özellikleri birbirinden farklı. İşte o yüzden aşıların sınırlı bir etkinliğinin olma sebeplerinden bir tanesi bu. Her patojenin pek çok serotipi var. Her serotipin farklı antijenik özellikleri var. O yüzden diyoruz ki mastitis kontrol programlarını ek olarak yaptığınızda aşılardan bir şey sağlayabilirsiniz. Atıyorum piyasada satılan aşılar, Türkiye'de de öyle. Staph aureus, koagülan negatif stafilokoklar, E. coli'ye karşı Türkiye'de satılan aşılar veya bazı staf şeylerine var. Sadece koliformlara yönelik aşılar var. Bunların içerisinde polivalan aşılar, Staph aureus, koagülan negatif stafilokok ve E. coli'ye karşı. Farz edin ki sizin işletmenizde streptokokus uberis'e bağlı mastitis yaygın. Peki bu aşı ne yapacak? Yetkisiz doğal olarak. Demek ki veya başka örnekler de verebiliriz. O yüzden aşıları kontrol önlemlerine ek olarak kullanıldığımızda nedir? Koruma yöntemlerinin etkinliğini biraz daha geliştirmek mümkün. Burada da diyor bakın, S
serotipleri farklı, her birinin antijenik özellikleri farklı. Bir serotipe karşı geliştirilen aşı diğer serotiplerin neden olacağı mastitisleri önlememektedir. Özellikle de dediğim gibi aşılar daha çok hep Staph aureus'a ve E. coli'ye karşı. Staph aureus en özel patojen meme sağlığı açısından. Neden en özel? Oluşturduğu mastitisler çoğunlukla neydi? Antibiyotiklere dirençli. O yüzden Staph aureus'a karşı hep aşı çalışmaları ta günümüze kadar hala da sürdürülmeye devam ediyor. İşte Staph aureus'a karşı geliştirilen aşılar şöyle bir etkinliği, yeni enfeksiyon oranını ve somatik hücre sayısını azaltıyor. Nüksleri azaltıyor. Sütteki bakteri sayısını azaltıyor. O yüzden yapılan çalışmalarda aşı kullandığınız zaman mastitis koruma önlemlerinin etkinliğini biraz daha geliştirme şansına sahipsiniz. O nedenle de günümüzde mastitis kontrol programlarının içerisine aşılar etkilenmiştir. Demek ki bunlardan biri Staph aureus. Çünkü özel bir patojen dedik. Nedenini de söyledik. Daha çok piyasada olan aşılar koliformlara karşı. Koliformlara karşı yapılan aşılar etkili arkadaşlar. Staph'tan biraz daha etkili. Şöyle etkili. Koliform etkenlere karşı aşı yaptığınızda şöyle bir şey görüyorsunuz. Mastitis şekilleniyor. Ama şiddeti az. Ciddi dereceli mastit olacağına hafif dereceli mastit oluyor. Bu neyi sağlıyor bunun avantajı? Süte erken dönmeyi, ineğin genel durumunun daha az etkilenmesini, yine aynı şekilde şöyle ölme, mastitis nedeniyle ölen hayvan sayısının azaltılması, süt verimi o laktasyon döneminde süt veriminin daha olumsuz etkilenmemesi gibi avantajları var. E. coli'nin bir başka avantajı daha var E. coli aşılarının. Eğer bir gram negatif etkene karşı yaptığınız aşı, diğer gram negatif etkenlere karşı da koruyucu etki sağlıyor. Çünkü bunların antijenik özellikleri birbirine benziyor. Yani E. coli'ye karşı yaptığınız bir aşı, Klebsiella karşıya da bir koruma sağlıyor, Serreşya'ya karşı da bir koruma sağlıyor. Yani özellikle de hatırlayın, kuru dönemin meme içi enfeksiyonlar bakımından en kritik dönem olduğunu söylemiştik. Bu dönemde en sık mastitise sebep olanlar gram negatif, özellikle de koliform bakteriler olduğunu hatırlayın. Doğuma yakın dönemde, doğumu izleyen 2 aylık dönemde. O nedenle mastitis kontrol, kuru dönem yönetiminin içerisine aşıların mutlaka eklenmesi gerekiyor. Çünkü koliform etkenler ne zaman kuru dönemde ve erken laktasyon döneminde mastitise sebep oluyor. O yüzden kuruya çıkardığınız iğneklere yapılır genelde doğumunu 15 gün kala yapılır, bir de doğumundan sonra rapeli yapılır. Koliformlara karşı yaptığınız aşılar memede bir immünite sağlar sınırlı ve bu immünite 3 ay kadar bu antikor varlığını sürdürür. Antikor 3. aydan sonra antikor titresi düşmeye başlar. Gerekirse rapelleri ya da tekrarlarının yapılması gerekiyor. Yine bu da bundan da birazcık bahsetmek istedim. Ülkemizde çok konuşuluyor. İki türlü aşı var. Bir tanesi otovaksin, bir tanesi ticari aşılar. Ticari aşılar şu, belli patojenlerin belli antijenik özelliklerine ya da belli serotiplerine karşı geliştirilmiş tüm ulusal düzeyde veya birçok ülkede satılan aşılar. Örneğin ülkemizde de satılan ticari aşıları Amerika'da da bulmak mümkün. Avrupa ülkelerinde de bunların pek çoğunu bulmak mümkün. Ama otovaksin biraz farklı. Otovaksin şu demek arkadaşlar, özellikle bir işletme veya bir bölgeden izole edilen mastitis patojenlerin izolatları zayıflatıldıktan veya öldürüldükten sonra bir adjuvant ekleniyor, buna yapılıyor. Yani şöyle, sizin ahırınızdaki mastitislerden izole edilen nedir? İzolatlar ya bir takım işlemlerden formale muhatap oluyor veya bakteri öldürüyor ya da zayıflatılıyor. Buna bir adjuvant eklenerek sizin ahırınızdaki ineklere yapılıyor otovaksin. Ya da bir bölge Ankara yöresinde belli yörelerinden Ankara'nın izolatları, atıyorum Staph aureus izolatları izole ediliyor. Bunlara karşı bunlar biriktiriliyor ve bunlar. Otovaksinin en büyük dezavantajlarından birisi şu. Çünkü çok ulusal düzeyde yapamıyorsunuz. Çok şey. Hani izolatları toplayacaksınız, ona yönelik yapacaksınız. Bu bir dezavantaj. Bir de şunu da söylemekte yarar var. Otovaksinlerin de yeterli antikor oluşturduğu veya
oluşturmadığı konusunda çok farklı, çelişkili bilgiler, yani tam tersi söyleyen birçok da yayınlar var. Yani otovaksinlerin her zaman çok etkili olmadığını, ha bunun yanında etkili olduğunu, yarar gördüğünü söyleyen bilimsel çalışmalar da var. Özeti şunu söylemekte yarar var. Aşılar mastitis kontrol programlarının içine eklenmesi, mastitis kontrol önlemlerinin etkinliğini arttıracağı için denenebilir. Burada da önemli olan ne? Aşı doğru işletmede. Mesela sağım makinaları, fonksiyonları hata var. Memesi piperkeratoz, meme başı. Böyle bir işletmede aşı yapsan ne olur? Pek de çok etkisi olmaz. Yani doğru işletmelerde, doğru stratejilerle yapılırsa aşıdan beklenen faydaları mastitis aşılarından görme şansına sahibiz. Bir diğer önlemde son olarak bitiriyorum. Diğer pratik önlemler diyoruz mastitisten. Bunlar geçen derslerde de çok dedik. İneklerin sağımdan sonra yemlenmesi, ineklerin ayakta kalmasını sağlayarak en azından meme başı kanalının kapanana kadar ayakta kalarak patojenlerin girmesini önlemesi bakımından önemli. Bir de mastitis ineklerin en son veya farklı bir sağım ekipmanları ile sağlanması da yine önlemlerden sayabiliriz. Evet, bugünkü dersimizi de bitirdik. Sorusu olan var mı? Yoksa sizlere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.